Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümleten hayırlı günler diliyorum. Şu anda biliyorum içiniz fıkır fıkır. Bana da dünden beri bayağı soru geliyor evraklarıyla ile alakalı. Bu videomuzda sizlere evrakları nereye teslim edeceğinizi, nereden alacağınızı hepsini tek tek açıklayacağım arkadaşlar. İnşallah bu videoyu izleyip atanamayan veya bir sonraki atamalara kalan kardeşlerimiz de inşallah bir an önce atanırlar arkadaşlar. Şu konuda da hiç üzülmeyin. Allah belki bu yerde nasip etmeyecek ama inşallah bundan sonraki alımlarda sizlere belki daha güzel yerler nasip edecek. Onun Için bilemeyiz. Bunun için sabretmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Öncelikle arkadaşlar evrakları nereye teslim edeceğimizi söyleyerek başlayalım. Diyelim ki Ordu yatandık. Ordu'nun falan ilçesi mesela Fatsa yatandık. Ya da Ünye'ye ya da Akkuş'a hiç fark etmez. Kesinlikle götürüyorsunuz. il müftülüklerine evraklarınızın tamamını eksiksiz bir şekilde teslim ediyorsunuz. Burası bu kadar. İlçe'ye atansak bile veyahut il merkezine veyahut ilçe merkezine nereye atanırsak atanalım kesinlikle gidiyoruz. Evraklarımızı il müftülüklerine teslim ediyoruz. Bizden istenilen evraklar Nüfus cüzdanımızın fotokopisi, KPSS sonuç belgesi, yani bu DHPT'den falan falan puan aldı var ya, onun ÖSYM'den çıktısı, ÖSYM'nin sayfasından alıyoruz. Başkanlık yerleştirme belgesi, bunu da Diyanet İşleri Başkanı'nın sayfasına giriyoruz, falan camiyi yerleştiririz diye bir şey var ya, oradan yazdır diyorsunuz, oraya yazdırmadan PDF olarak eğer bilgisayarınızdan yazdıracaksanız, tabi bilgisayarınızdan yazdırın, farklı bir kaynakla yazdıracaksanız, mesela internet kafede vesaire bir yerde flash ile götürecekseniz de yazdır diyorsunuz, PDF olarak kaydet dediğiniz zaman başarılı bir şekilde bilgisayarınıza kaydoluyor. Diğer belgemiz iş talep formu. İş talep formunu bağlı hangi il müftülüğüne gittiysek o il müftülüğünden alacağız arkadaşlar. Oradan doldurup imzalayıp il müftülüğüne geri teslim edeceğiz toplu bir şekilde. Diğer bir belgemizde eğer hafız isek başkanlığımızla oynatılmış hafızlık belgesi vesaire bir tane belge oluyor ya onu da götürmemiz şart eğer hafız olarak atandıysak. Sabıka kaydını e-devletten alıyoruz arkadaşlar. Sabıka kaydı diyerek yazdığımız zaman orada bir tane sayfa açılıyor. Oraya resmi kurma vereceğimizi ve memuriyete başlangıç olarak oraya yazıyorsunuz. Otomatikmen sabıka kaydımızı onlara yazıyor e-devlet. Oradan da çıktısını alıp bunu da e-devlet üzerinden halletmiş oluyoruz. Erkek adaylar için askerliğe göreve başlama tarihiyle alakalı biz problem olmaması amacıyla askerlik tecil belgesi veyahut terhis belgesi istiyorlar bizden. Mesela bazı bazı arkadaşlar göreve başlıyor bir ay sonra gidiyor. Bunun tam göreve başlama vaktine çatışmaması için yani görevi rahatlıkla başlayıp ondan sonra gitmeniz için bu belgeyi istiyorlar. Veyahut yaptıysanız bununla alakalı bir sıkıntısı kalmamış deyip o kağıdı o şekilde muhafaza ediyorlar kendileri. Arkadaşlar sağlık ile alakalı sadece il müftülüğüne gittiğimizde görev yapmaya herhangi bir manim yoktur tarzında bir şey yazıp altına imzalıyoruz. Yoksa sağlık ocağına, aile hekimine, doktora gidip herhangi bir belge vesaire almıyoruz. Arkadaşlar diğer bir maddemiz ise mal beyannamesi. Üzerimize kayıtlı olan araba olabilir, arsa olabilir vesaire tarzda mülkler olabilir. Bunları orada müftülüğe başlarken yani benim şu 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 şunlar var ve bunlar 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 süresince Tarihinde aldım vesaire şeklinde bir şey müftülüğe sunuyorsunuz. Onun kağıtlarını da müftülükten alıyorsunuz. Müftülüğe geri teslim ediyorsunuz doldurup. Bu şekilde zaten bunu her yılın başında veyahut sonunda memur olduğunuz zaman her daim bunları her yıl dolduracaksınız. Bu şekilde arkadaşlar. Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğrafı istiyorlar ayrıca. Eğer önceden çalıştıysanız sigorta durumunuzu gösterir. Mesela bir gün bile çalışsanız bir günü belgeleyip müftülüğe götürmeniz gerekiyor. Bu şekilde başka bir yerde çalışan arkadaşlarımız için kesinlikle bu şart onları götürmeniz lazım. Bunu da aynı zamanda e-devletten alabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir maddemiz kazayı ruj kaydı. 18 yaşından küçük olup da atanan arkadaşlar için mesela 17'sinin sonundadır vesaire ya da 18'inden gün almamış olan arkadaşlar için bir belge veriyorlar. Onu nereden alınıyor, nasıl veriliyor bilmiyorum. Onu Diyanet İşleri Başkanı'na sorarsanız sizlere daha yardımcı olurlar. Arkadaşlar eğer bir de diyelim ki İmam Hatip artı diğer ön lisans, İmam Hatip artı ilahiyet mezun olduğunuzda İmam Hatip lisesi diplomanızı da kesinlikle müftülüğe götürmeniz gerekiyor. Aslı veyahut E devletten çıktısı. Ama sorun çıkarılmaması için aslı olursa sizin için daha iyi olur. Fotokopisini de çektirip onu da götürürseniz fotokopisini teslim edersiniz. Eğer illa aslını verin derseler aslını teslim edersiniz. Bu şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz. Bir de başvuru tarihlerimize gelecek olursak. Nisan'ın 10'u ile Nisan'ın 19'u Cuma mesai bitimine kadar atandığımız il müftülüğüne tüm belgelerimizi eksiksiz bir şekilde teslim etmemiz gerekiyor. Eğer teslim etmezsek hakkımızdan feragat etmiş oluyoruz. Veyahut bu işe çok mani bir durum varsa ailenizden bir kişiye bu belgeleri verip doğru direkt götürüp onların bu şekilde arkadaşlar bir de bu saydıklarımız ilden ile değişiklik gösterebiliyor. Bu Diyanet'in resmi sitesinde yayınlanmış olan gerekli olan evraklar. Eğer siz atandığınız mesela Kocaeli Müftülüğüne atandığınız zaman veya Erzurum müftülüğüne atandığınız zaman Erzurum müftülüğünün sayfasında bu gibi maddeler teker 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 yazıyor. Ve de bazı arkadaşlarımız aramışlar müftülüğü. Mesela hocam bunların hepsini bir yerden bulamıyoruz. E-Devlet'ten çıktı alsak getirsek olur mu? Onlara da demişler ki E-Devlet'ten hepsinin çıktısını gelin buraya da bir imza atın. Hadi bakalım demişler. Hepsini E-Devlet'in sitesinden, ÖSYM'nin sitesinden, Diyanet'in sitesinden üçünü 2 dakika açıp 5 dakikada halledebilirsiniz arkadaşlar. Allah kolaylıklar versin inşallah. Yerinize bakmaya muhakkak gidin. Lojman vesaire vardır yoktur bunlar iyi araştırın Eğer varsa kötüyse farklı bir yer ayarlayın İlerleyen videolarda inşallah yine görüşürüz Bir de neyle alakalı video yapayım Onu da sorayım sizlere Bundan sonraki durumla alakalı Beraber yaşayarak bir şeyler yapacağımız için Eğer bir sorunla alakalı çok fazla soru gelirse Onunla alakalı video yapmaya devam edeceğim Aşağı kısma bırakabilirsiniz Allah hayırlı uğurlu eylesin Allah'a emanet olun diyorum Görüşmek üzere selametle kalın arkadaşlar Arkadaşlar son bir de duyuru atanmayan arkadaşlar için ileriye dönük olarak videolar yapacağım inşallah. Takipte kalmanızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.